Allah belanı versin Ürgar. Alçak. Pislik. Geç şuraya, geç. Bırak beni pislik! Sen benimsin. Benim. Kimse alamaz seni benden. Ne var? Uygar Bey, burada sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim o? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl biri? Göremiyorum kim olduğunu. Şu anda enseme silah dayamış biri. Yanınıza geleceğini söylememi istedi. Kim lan o? Kim o? Kim? Alo? Alo? Geliyor. Kim patron? Hoca mı? Buraya geliyor. Durdurun onu. Öldürün. Durdurun onu. Işıklar söndü patron. Kim var orada? Sarp, ne oldu? Ne oldu? Bir gürültü duydum. Şimdi hemen bakıyorum. Kim geliyor, kimden kaçıyorsun bilmiyorum ama seni böyle korkarken görmek inanılmaz güzel Uygar. Geç. Yürü. Bırak. Bırak dedim. Ne
oluyor? Yürü. Çabuk. Çabuk. Lütfen! Bırak! Hadi! Bırak! Bırak beni, bırak! Garajın anahtarı? Garajın anahtarı nerede? Sen mi aldın? Sen mi aldın? Bilmiyorum! Ben almadım! Uygar. Çok. Hocam. Hocam. İyi misin sen? İyiyim. Bak, bir daha bu kıza bulaşmayacaksın. Bir daha yanına, yöresine yanaştığını duyarsam, bu defa canını bağışlamam. Sana olan borcunu da benden alacaksın. Anladın? Anladım. Kimse benim evime sığınan birini alamaz. Bunu kafana iyice sok. Ha bir de kimse benim arkadaşımı vuramaz. Benim mahalleme bir daha adımını atmayacaksın. Anladın mı? Ah.
Bunların sıkıntısı ne biliyor musun Vedat? He? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki eğer bir silah çektiysen sıkacaksın. Vur onu pilot. Öldür. İşim biter bitmez gelip seni alacağım. Sadece iki gün. Şöyle düşün. Yatıp kalkacağız, yatıp kalkacağız. Sonra kavuşacağız, tamam mı? Tamam. Anneanneni de çok üzme. Yorma onu. Yaşlı o. Tamam mı? Tamam babacığım. Aferin sana. Rüstem. Dikkatli kullan, tamam mı? Tamam efendim. Hız yapma bak lütfen. Merak etmeyiz. Gel bakalım bir daha sarılayım sana. Oh. Vum. Hadi bakalım. Baba, oyuncağım. Ben hemen alıp geleyim. Yok yok, üşümesin şimdi. Sen arabayı çalıştır. Ben hemen alıp geliyorum. Buyurun hocam. Siz de bizim gibi kabuslar görüyor musunuz hocam? Namaz vakti gelmiş. Thank you.
Oğlum, ben pilotun adamı tecavüzcü çıktı dedirtir miyim lan? Ha? Sen nasıl bizim itibarımızla oynarsın? Milletin karısına, kızına sarkmak var mı lan bizim kitabımızda? Pilot. Ha. Yeter ölecek. Gebersin. Sen git şu telefona bak. Uygar. Aç aç. Ha. Söyle Uygar. Pilot nasılsın kardeşim? Ne olsun Uygar? Çalışıyoruz işte. Sinan diye biri var mı şu anda senin yanında? Var veya yok Uygar. Sen mevzu ne onu söyle. Paramı çaldılar pilot. Sana zahmet o Sinan'ı biraz yanında tut. En azından ben sal diyene kadar bırakma. Yok. Olmaz Uygar. Paramı getir dedim. Çocuk tamamını getirdi zamanında. Ben sözümü yiyemem. İtibarımız var. Benden çaldılar diyorum pilot. O senin sorunun Uygar. Zordayım desen çağır. Ben hemen gelirim. Neticede sana can borcumuz var. Ama ilkelerimi çiğnememi isteme benden. Tamam kardeşim tamam. Kusura bakma rahatsız ettim seni. Eyvallah. Pis kopat. İlkelerine tüküreyim seni. Sen o parayı Uygar Sarıkaya'dan mı çaldın lan? Yok abi, çalmadım ben. Lan koskoca adam yalan mı söylüyor? Abi vallahi çalmadım ben. Ablamdan aldım ben o parayı. O zaman ablası çalmıştır. Ablamı karıştırma. Şşş. Ablanı sen karıştırdın. Vedat değil. Şimdi git, bir daha da gözüm görmesin seni. Yürü lan. Yaklaşma, vururum. Bunların sorunu ne biliyor musun Vedat? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki eğer bir silahı çektiysen sıkacaksın. Alın gömün şunu. Biliyorsunuz ben ceset görmeyi hiç sevmem. Nefret ederim. Ev boşmuş. Allah'ım. İlk kez yüzüme güldün. Teşekkürler. O da 2 saniye sürmedi.
Boynundakiyle kafama vurursan katil olursun. Nasıl ya? Nasıl gördün? Arkanda gözlerin mi var? Merhaba. Çok garip göründüğünü farkındayım. Ama yemin ederim hırsız falan değilim. Yemin ederim. Yaklaşma. Yaklaşma yoksa vururum. Vururum dedim, yaklaşma. Işık. Sevda ben. Ütü. Buyurun. Ayakkabılarınız? Anlamadım. Ayakkabılarınız diyorum, hala ayağınızda. Girişte çıkarabilirsiniz, orada terlik de var. Siz bir an öyle deyince... Özür dilerim, şimdi değiştiriyorum. Dışarıdaki adamlardan mı kaçıyorsunuz? Hayır. Yani evet. Bakın böyle evinize izinsiz girdim biliyorum. Ama suçlu değilim. Zaten birazdan çıkar giderim. Kendi evimde bir yere giderken size mi sormam gerekiyor? Hayır yok. Öyle demek istemedim. Yani yanlış bir şey yaparsanız falan. Hangi eve girdin? Biz de şimdi geldik. Su alacağım. İster misiniz? Yok, istemem. Teşekkürler. Ne garip adam ya. Arkadaşlar, gören duyan varsa söylesin. Suçluyu saklamak yardım ve yataklığa girer. Bu da suçtur. Ne yapıyorlar acaba? Baba ne olur? Bu eve baktınız mı? Yok. Orası hocanın evi. Hocanın mı? Hoca yaslanamasından sonra evine gitmişti. Görseydi mutlaka haber verirdi. Nerede bakalım o zaman? Şansa bak. Kaça kaça imamın evine kaçtım, iyi mi? Hocam? Aç polis. Hocam yalvarırım, beni ele vermeyin ne olur. Ne olur yalvarırım. Hocam bakın. Benim Allah'la aram hiçbir zaman iyi olmadı. Siz bu gece beni ele vermezseniz ben dua ederim. Siz de sevaba girersiniz. Ha? Ne dersiniz?
Hocam yalvarırım beni ele vermeyin. Allah'ınızı, peygamberinizi seviyorsanız yalvarırım. Ne olur. Hocam. Hocam. İyi akşamlar. Bir hırsızlık vakası oldu da bu bölgedeki evlerden birine saklandığını düşünüyoruz. Bir kız. Biraz da şeymiş hocam. Ağır işçiymiş. Yollu yani. Yollu mu? Ya hadi kardeşim hadi ya işine bak. Bir iş adamın darp edip paralarını çalmış. Gördünüz mü? Hanımefendi iyi misiniz? Abla! Yürü. Abla! Yürü! Abla ne oluyor? Bana bak. Al şu paraları. Git kime verilecekse ver. Abla beni affet ne olur. Gel buraya. Dikkat et tamam mı? Söyledin değil mi? Sap şu sokağın başında tut hadi. Tamam. Abi burada kimse yok. Tamam hadi. Ne oldu? Bulabildiniz mi kızı? Şimdi bu sokağa girdi. Ya öyle olsa görürdük değil mi memur? Hocam gitmişler. Hocam. Uyuyor herhalde. Hocam. Kardeşimi küre sayesinde bulacağıma inandım. Bir umuttu benimki. Onu bulduğumda diyecektim ki bak
Annemin bize hediye ettiği kar küresi. Ben senin kardeşinim. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim duam kabul olmaz ama Allah razı olsun. Dur! Dur kaçma! Defol! Dur! Hayır. Dur! Dur kaçma dur! Hayvan bana! Defol! Baba dur! Ne oldu bana? Adamlar nerede? Hangi adamlar? O uygar pisliğinin adamları. Yavuz mu gördünüz acaba? Hayır, hayır siz yokken iki tane adam geldi. Beni zorla götürmeye çalıştılar burada. Sonra bayıldım galiba. Adamlar yok. Korkmayın. Size burada kimse zarar veremez. Nasıl ya? Notunuzu okudum bu arada. Samimiyetle edilen dua kabul olur. Kar küresini de yapıştırmışsınız. Elinize sağlık. Hadi kahvaltı hazır. Burası mı lan? Yanlış cami olmasın? Burası abi. Hoca nerededir? Camidedir abi, nerede olacak? Sen ne duruyorsun oğlum o zaman? Git çağırsana hocayı. Bizim abdestimiz yok camiye girecek. Adamı günaha sokma hadi. Abi. Hı? Benim de abdestim yok. Oğlum. Madem hocalara söz verip iş bırakıyorsun, o zaman abdestsiz de gezme lan. Hadi. Mal ya. Kapalı abi. Nasıl kapalı ya? Cami kapalı olur mu Vedat? Bilmiyorum ki pilot. Ulan bir şeyi de bil be. Bir şeyi de bil. Şu bizim Yaşar değil mi? Hayırdır Yaşar, kime baktınız? Ali Hoca'ya baktık İlhan amca. Bu saatte camide ne işi olsun oğlum? Yatsı okunalı kaç saat oldu, haberin var mı senin? Ne zaman gelir? Yarın sabah namazına gelir. Sonra da hemen dükkana gider zaten. İmamın dükkanı mı var? Ne imamı?
Bu caminin imamı. Siz Ali Hoca'yı cami imamı mı zannettiniz? Değil mi? Değil. Yaşarsa söylemedin mi oğlum? Hadi bakalım, hayırlı geceler. Yaşar, sen niye işi bırakıyorsun oğlum? Ha? Senin derdin ne? Hayır, bizden memnun değilsen söyle. Biz kimseyi zorla çalıştırmıyoruz. Hocaya söz verdim abi. Ne? Hocaya söz verdim. Vedat, ne oluyor lan? Bu kaçıncı hoca vakası? Hayır, memlekette bütün hocalar işi gücü bıraktı, kafayı bize mi taktı? Hep aynı hoca pilot. Şu aşağı mahalleden Ali Hoca diye biri. Sen tanıyor musun? Yok, tanımıyorum daha. Sen gördün mü? Yok pilot. Duydum adını ama tanımıyorum. İyi. Tanışalım o zaman. Açar mısın? Lütfen. Bak, seni üzmek istemedim. Hocam. Biraz ayıp olmuyor mu ama? Böyle millete vaaz veriyorsunuz falan. Giyecek bir şeyler ve battaniye getirmiştim. Çek yatın altında yastık var. İyi geceler. Ben birazdan giderim zaten. Siz bilirsiniz. Misafirleriniz gitti mi? Gittiler. Ayıp olmuyor mu deyince nasıl da bozuldu adam. Of, ne saçmaladım ya. Sevda Hanım. Çok pardon hocam. Ben özür dilemek için gelmiştim. İyi geceler. Hocam, birden elim gelince.
Hocam, hocam ha. Eliniz. Çok özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla mı oldu? Evet hocam. Kaza işte. Kaza öyle birden. Ben şimdi toplarım hemen. Çek elini, dokunma. Yaşar, sen niye işi bırakıyorsun oğlum? Ha? Senin derdin ne? Hayır, bizden memnun değilsen söyle. Biz kimseyi zorla çalıştırmıyoruz. Hocaya söz verdim abi. Ne? Hocaya söz verdim. Vedat, ne oluyor lan? Bu kaçıncı hoca vakası? Hayır, memlekette bütün hocalar işi gücü bıraktı, kafayı bize mi taktı? Hep aynı hoca pilot. Şu aşağı mahalleden Ali Hoca diye biri. Sen tanıyor musun? Yok, tanımıyorum daha. Sen gördün mü? Yok pilot. Duydum adını ama tanımıyorum. İyi. Tanışalım o zaman. Açar mısın? Lütfen. Bak, seni üzmek istemedim. Sevda. Sevda Hanım. Kalbinizi kırdığım için üzgünüm. Yıllardır gözüm gibi saklamıştım. Böyle birden yerde paramparça görünce ne yapacağımı bilemedim. Altı yaşındaydım. O bayram sabahı annem kardeşimle benim yataklarımızın başucuna birer kar küresi koymuştu. Uyandığım en mutlu bayram sabahıydı. Birlikte paylaştığımız o mutluluklar. O bayram annemle babamı kaybettik. Kardeşimi yetiştirme yurdundan kaçarken sadece kendi kar küresini almış yanına. Ben hep
Kardeşimi küre sayesinde bulacağıma inandım. Saçma belki. Ama öyle işte. Bir umuttu benimki. Onu bulduğumda diyecektim ki bak, annemin bize hediye ettiği kar küresi. Ben senin kardeşinim. Artık yok işte. Geç oldu artık. Hadi yatın. Kalbinizi kırdığım için üzgünüm. Hocam. Özür dilerim. Ben çok üzgünüm. Küreyi telafi etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz. Ama önce eliniz... Cam kırık kalmış olabilir. Bir bakayım isterseniz. Ya. Önemli bir şey değil. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.